Senciliği benciliği bırakıp destek olmaları gerekli. Evet. Ellerini bu konuda... Sayın Başkanım, yönetmen arkadaşım uyarıyor. Bir telefon var herhalde. Alo. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum. Sol tarafta topu Kulya aldı kontrol etti. İçeriye doğru gönderdi Stanku'ya. Stanku Berkaç'a giriyor Fatih Tekke ile. Ceza sahası yan tarafı. Stanku tekrar aldı. Tekke'ye verdi. Tekke buldu. Topu alanla buluştu. Orta sporun golü geliyor. Barbaros var. Evet biliyorum. Merhaba Barbaros'cum. Sürpriz yaptım. Hepinize iyi yayınlar, saygılar, iyi akşamlar İstanbul'dan. Tiyatro provasındayım şu anda ama çok büyük bir keyifle, mutlulukla en sevdiğim şehirlerden birine, Ordu'ya, oraya canlı yayına bağlanmak güzel. Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten sürpriz oldu bize. Başka bir telefon beklerken seni, ya bravo, orada izliyorsun ya ta oradan abi, bravo sana ya. Nasılsın? Ya ben şöyle, bu Ordu Spor herhalde bulaşıcı, insan maçını izlediği zaman Ordu Sporluluk geliyor içine. Ben Bankasya'da şampiyonluk maçını izledim, biliyorum, Ankara'da. Biliyorum, yanımdaydın o güzel, tabii, güzel güzel şampiyonluğumuzda bizlerle beraberdi. Sen zaten Ordu Spor'un Fahri hemşerisi ilan ettik. Meraklanma Ordu Spor'un. Tabii tabii, Gaziantep Belediye maçından sonra zaten o heyecanı Ordu Spor taraftarla beraber yaşayınca. Ama fındık yerken de maç izlemek ayrı bir şeymiş. Biz çekirdek çitlerken maç izlerdik. Fındığı tavsiye ediyorum. Üstelik çöp de çıkmıyor. Süpersin. Fındık yerken maç izleyin. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Evet. Süper. Ne zaman geliyorsun Ordu'ya? Var mı bir şey? Ya şimdi işte İstanbul'da şu anda provadayız. Seninle evlenir miyim diye bir oyun hazırlıyoruz Sevil Uyar'la beraber. Evet. İnşallah oyun çıkıyor. Kasım, Aralık gibi Ordu'ya geleceğiz. Aa, çok mutlu oluruz. İzliyorsun maçları değil mi? Ya maçların hepsini takip ediyorum. Ben maç kaçırmam genellikle. Özellikle sırf Türkiye Ligi değil, Avrupa'ya da, Avrupa Liglerini de izlerim. Çünkü futbolla ilgili program da yaptığım için zamanında tarihini de böyle incelemeyi, araştırmayı seviyorum. Fenerbahçe televizyonundaydım. Evet. Orada işte 34 hafta programımızı yaptık. Gönlümüz tabii Kanarya, o ayrı. Aman dikkat diyorum, Ordu Spor, bize yapmayın bari. Bize yapmayın. Sayın Barbaros Bey. O maçta öyle bir heyecanlandım ki Fatih Tekke maçın herhalde ilk bölümleriydi. O golü atsa zaten maç kopabilirdi. Evet. Sayın Barbaros Bey durmuş. Şu anda Fenerbahçe 2-0 galip Mersin'de. Tebrik ediyoruz ama şu i̇şte ana kadar... İşte vallahi haberim yoktu. Vallahi billahi hareketim yok. Haberim yoktu. Provadayım, takımdan evet. Uzağım. Çok evet. Sevindim. Özer bu akşam harika bir gol attı. Jeneriklik herhalde bir 45-50 metre var. Defanstan. Evet, Emre'den aldığı topla ilk yarısını seyrettim. Ama şu ana kadar Fenerbahçe'nin oynadığı 6 tane müsabakada Fenerbahçe'yi en çok zorlayan Ordu Spor oldu herhalde. Abi ben inan buna katılıyorum çünkü maçın başında maç kopacak gibi geldi bana. Çünkü hani maçın başında birkaç atak var, sadece Fatih Tekke'nin değil, bir pozisyon daha var benim hatırladığım. Fenerbahçe'mizin pozisyonu yoktu. Ondan sonra Ordu Spor'umuz yine ataklar yaptı ama bir de Ordu Spor belki şu anda olsa daha çok direnç gösterir. Ligin başıydı, Süper Lig'e de alışıyordu. Fenerbahçe'nin golünden sonra zaten gardı biraz düştü gibi geldi bana. Evet. Evet. Aa, çok teşekkür ederim. Çok ya, teşekkür ediyoruz. Yaptın. Var mı isteğiniz Ordu'dan? Seni Ordu'da misafir edeceğiz. Abi Ordu'dan isteğim şu olabilir. Ben bir Karadeniz çocuğuyum en nihayetinde. Evet. Maçlarda başarılı olsun. Hem Karadeniz insanının yüzünü güzel bir şekilde memnun etsin. Hem de Avrupa'da eğer mümkün olabilirse Avrupa'da da başarı alsın. Sevinirim, keyif alırım. Çünkü Ordu benim gerçekten ikinci memleketim gibi oldu. Bir yeri güzelleştiren onun insanlarıdır. Orada da benim çok değerli insanlarım, dostlarım, arkadaşlarım var. Hepsinin içi güzel gerçekten. Onun için Ordu'yu çok seviyorum. Oradaki dostlara da selamlar. İsteğim bu sadece. Evet, o zaman hafta sonu Ankara'da oynayacağımız Ankara Gücü maçının 3 puanını size hediye edelim o zaman. Teşekkür ederim. Belki o maça gelirim. Ankara bekliyorum. Ve Ordu olunca bağlantı oluyor bende. O da şampiyonluk istedim ya. Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi çok akşamlar. Teşekkürler. İyi provalar. Sağ ol canım Osman abim. Saygılar. Sağ olun. İyi akşamlar. Hepinize saygılar efendim. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi bu... Muhteşem bir giriş yaptı başkan. Yani teşekkür ederiz. Jenerik'teki arkadaşa da sürpriz oldu bize. Bankasya Ligi'nde Ordulu çok sevdiğim bir tiyatrocu arkadaşım. Onunla beraber Barbaros bizim davetlimiz olarak gelmişti. Evet. Sağ olsun başkanımız bize o konuda yardımcı olmuştu. Bankasya Ligi'ndeki şampiyonluk özlemimiz içerisinde Barbaros da var. Evet. Hakikaten bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe TV'de şovlar yapıyordu. Güzel komedi şeyler yapıyordu, programlar. Şu an tiyatro birilerinde sahibi aynı zamanda kendisi. Ordu'ya da bir defa geldi. Tarihte Garip Bakalar diye geldi. Hmm. Eylem Şenkal'la manken. Evet.
Şimdi de Sevil Uyar'la beraber bir oyun yapıyorlar. Evet. Muhtemelen Orspor'un ikinci bir takım Orspor. Forma filan da mesela gönderdi filan. Orspor maçlarını yakından takip ediyor. Bugün bir konuştuk, öyle sürpriz olmuş. Nereden bulduysa aradı bize. Yani evet, şimdi internetten izlediği için herhalde. İnternetten şov çok, izliyor. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, hemen sayından baş. İstersen Eskişehir maçını çok konuşuldu. Yani herkes Eskişehir takımından korkuyordu ama yani ben köşe yazımda da yazdım. Eskişehir takımının çok kariyerli ve kafasında bir futbolculardan kurulu olduğunu söylüyorlardı ama rakip Mor Şimşekler olunca sahada sadece gezinip durdular diye. Bugün köşe yazımda da yazdım zaten. Hakikaten Ordu Spor takımı Ordu Spor gibi oynadığı zaman, bunu geçen sene de çok söyledik sizin de yaptığımız programlarda, her zaman ikinizle de yaptığım programda çok kaliteli programlar çıktığına inanıyorum ben zaten. Dedim ki Ordu Spor takımı bu formanın hakkını verdiği zaman kim olursa olsun, karşısında Galatasaray, Fenerbahçe hiç önemli değil, Eskişehir takımını gördünüz. Yani Ordu Spor takımı 2-0'dan sonra biraz rahatlamasaydı daha fark atacağımız bir maçtı. Hele hele son dakikalarda Stanko'nun Fatih Tekke ile belki de o vurup da gol olsun diye düşündü. Aralarında kesinlikle bir art niyet olmadığını soyunma odasında birbirleriyle... Sanıyorum ilk pozisyon offside'di. Offside gibi gözledi onu. Stanko ondan atmadı. Ondan dolayı vermedi. Ondan atmadı sonra ama normalde. Aralarında herhangi bir yok, şey yok. Yok, kesinlikle öyle bir şey yok öyle ama şey yani. Ordu Spor takımı herkesin gördüğü gibi Eskişehir takımını üstün futboluyla beraber yendi ve oynamış olduğu alt tane maçta ne kadar başarılı olduğunu, bu galibiyetlerin ve beraberliklerin tesadüfi olmadığını, işte bir İstanbul Büyükşehir Belediye maçında herkes bir puanla çok sevinirken biz elimizden kaçırdık. Mesela aynı Samsun takımı, bizden evet. Berabere kalan evet. Samsun takımı 3 tane gol yedi ikinci yarıda. Ama biz son dakikaya kadar İstanbul Büyükşehir'e pozisyon vermedik ve ikinci golü de kaçırmıştı burada.